Hepinize selamlar arkadaşlar. İlk Rise Online Farm videomuza gerçek anlamda hoş geldiniz. 65 level olduk. Buraya geldik. Şimdi burada Stalker farmlayacağız. Taron tarafında. Protein'de Stalker'lardan artı 7 spike attığı iddia ediliyor. Bakalım bu Clef kankamız da geldi. 2 slot dönüyor ama tabii ki birbirimizi alacağız. Hemen itemlarımıza bakıyoruz. Hemen 2 tane görev bow'um var. Lunaskar bastığım zaman gelmişti 99 AP. 2 parça Rogue Heavy Plate artı 7. 3 parça da görev çitinim var. Full dex takı set. Bir tek beltim artı 9 arkadaşlar. Burada minimum 1 saat farmlayacağız. Olmazsa farmı uzatacağız. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan bakalım saatimize. Saatimiz de 11.40. 12.40'a kadar burada duracağız. Şöyle adrenalimi bastım. Şöyle ilk slotumuz çıksın ve birlikte başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde kesiyoruz. Pure Potion drop ile başladık. Bir tane slottan 1700 coin atıyor. Çer çöp atıyor. Bizim burada ihtiyacımız olan Butcher's Cleaver, Golden Bow gibi 300k'yı 250k'ya satabileceğimiz eşyalar. Bir arkadaş inşallah KS denemez. Ben bir çözüp geliyorum muhabbeti hemen. Evet, ikinci slota geçtik KS muhabbetinden sonra. Direkt bize bir tane Butcher's Cleaver attı. Bunu 200k'dan güzel bir şekilde okutabilirsin. Çok rahat. 200k en ucuz. Devam ediyoruz. Bayağı çer çöp atacak diye düşünüyorum. Hayır hayır hayır. Şşş. Az kalsın XP atıyordum lan. Fazla uzatmadan devam. Şu yandaki arkadaş katlamazsa bizi sıkıntı olmaz. Drop aldıkça gösteririm. Evet, çok geçmeden ilk spike ile drop'umuzu aldık arkadaşlar. Burada ben tekli slotta kasıyorum ama bir tane mob dağın içine sıkıştığından dolayı maalesef kesemiyoruz, eksik kalıyor. Ondan dolayı hemen koşturup yan taraftaki hunter orklara dalıyorum. Bunlardan da Butcher's Cleaver ya da Golden Bow attığı söyleniyor. Birlikte bakacağız bakalım. Ama orada yani Spike 7 1 M'le 1.5 M arası satılıyor şu an, kapış kapış giden bir eşya. Çünkü artı 8 olursa Spike yani 7 Butcher's Cleaver'dan daha iyi. Şöyle devam ediyoruz işte kasmaya ya. Bu şekilde dönüyoruz. Dua ediyoruz. Ama çok erken attı. Bakalım seri atıyorum gerçekten. Seri atıyorsa yani bir saatte 5 tane bile alsan inanılmaz para. Bunlara da dönelim hızlıca. Burada bayağı dolu yani. Millet birbirini öldürüyor, çaklıyor. Bir de GB çok aşırı değerli olduğu için İnsanlar çok pis şeyler yapabilirler. Neyse devam. Evet, bir tane daha spike artıya da aldık. 15. dakikadayız şu an. 2 tane attı. Bakalım. Farklı drop atmıyor. Şu an diğer arkadaş gitti slottan. Ben çift slota döndüm. Çift slot basıyoruz. Bu şekilde bu hızda atacağını zannetmiyorum. Biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Oo bak, bunlar da güzel. Bak şunlar da güzel kanka. Bunlar da 200k direkt. Butcher's Cleaver 200k. Bu Don 200k. Bunları satmak sıkıntı. Pazara koyacaksın, satacaksın. O sıkıntı. Offline pazar geldikten sonra her şey daha rahat olur diye düşünüyorum. Bir de biz item koyacağız üstüne çarın. Ama biraz da korkuyorum beyler. Çünkü şu an itemler bir tek pahalı. Cleaver da başıma gelen gibi. Bakın şu cleaver'ların bir tanesini ben 40 RM'de. Abi bir tane daha geldi cleaver bak. 40-40-80 RM'de. Kendimi upgrade yapıp bastım. Aynı parayı harcadım yani basmak için. Şu an tanesi 15 RM bunların. İnanılmaz bir zarar var. Ondan dolayı da böyle farmları bir tık daha yapılabilir farmlar ve item gerektirmeyen farmlar olarak yapmak istiyorum. Piyasa tam anlamıyla oturduktan sonra sağlam elimize eşyalar alırız. O kafadayım da biraz da. Golden Bow tabii daha güzel olur drop olarak. Şu an tam 17 dakika falan oldu başlayalı dediğim gibi. Salak yapmamamız lazım. Salak yaptığımız zaman iki tanesi falan aynı anda vurduğu zaman 51 level dinlemez. Yamultuyor. Elindeki orağı çok farklı şeyler yapabilir bize. Ben devam edeyim. Sonraki spike'te görüşürüz. Evet, Golden Bow drop'unu da aldık. Şuradan görebilirsiniz. Onu da koydum. Ne kadar oldu? 24 dakika oldu. Buradan şeyin basalım. Buraya aslında ben var ya SC ile döneceğim de. İşte KS, Jartçurt falan. Gelir insana. Niye ölmüyor lan bu? Lan ayı, ben de diyorum niye ölmüyor. Onun rehberesi gelmiş. Bundan drop alacağız. O kadar bir vurduk. Rezalet oynuyorum şu an ya. Aldık ama ne aldığımızı biliyorsunuz. Kasmaya kesmeye devam edelim.
Bütün farm slotlarını birer saat çekeceğim arkadaşlar. Ne drop atıyor ne drop atmıyor hepsini göreceksiniz. Ayrı olarak bunları canlı yayında yapıyoruz. Yani yalan dolan yok. İnanmayan arkadaşlar olursa aranızda girsinler yayından tekrardan baksınlar. Twitch TV Bahadır Akman her sabah saat 9, 9.30 arası açıyoruz. 1, 1.30 arası kapatıyoruz. Duruma göre uzuyor ya da erken oluyor. Siz Twitch'i takip edin abi. Bu ikisini de keseyim. Hadi yavrum. Haydi. Haydi. Bir tane de Cure Potion attı. Adrenalin ya Resurrection Cube de atıyor abi. Bu da iyi. 24K normalde bu. Böyle salakta 10 tane bile atsa kafi. Bu arada mesela 200K diyoruz. İyi diyoruz da GB fiyatına oranla 200K bile iyi para yapıyor arkadaşlar şu an. Para biriktirmemiz lazım. Para biriktireceğiz. İtemler bir tık daha uzayınca çarımızı dizeceğiz tertemiz. Devam. Tek slota düştük arkadaşlar. Yarım saat oldu tam başlayalı. 3. artı 7 spike'ımızı da halimize kattık. Tek slot kasıyoruz burada. Bu yandaki bug'la orada tek slot kasmak birazcık daha sıkıntı olabilir. Ama buradakinde tatlı tatlı devam ediyoruz kasmaya. 1.5M diyorum da farmımız bitirdikten sonra gider bakarız piyasasına. Belki daha ucuzdur, belki daha pahalıdır. Ama yine mesela 1.5M'se bile 1.990'dan falan satabilirsiniz. Çünkü basacak adam. Yani yakmalık olarak da alsa bile çok da fark etmez 200-300K'nın farkını. Ama bizim için önemli. 3 tane artı 7 Spike, bir tane Golden Bow, 2 tane Cleaver aldık yarım saat süreçte. İzleyen bazı arkadaşlar da şu yorum yapıyor Twitch'te. Bu kadar sabit drop'u yok, bazen hiç atmıyor falan. Ama bizler tabii ki 1 saat boyunca burada kesip bizim kastımızı göstereceğiz. Yani drop'unu görmüş olacaksınız derken yandaki pres bayıldı. Zaten 59 level'di. Vazgeçti. Biz yine 2 slotumuza kasmaya devam edelim. Şöyle bunu da keseyim. Sonra devam diyelim. Devam. Bir tane daha aldık arkadaşlar. Dördüncü Spike artı 7'miz. Şöyle bakalım saatimize. 40. dakikaya girmek üzereyiz. Şu an keyfim gayet yerinde. Bakalım iyi. Yani bunları satmamız sıkıntı olacak. O evet sorun olacak. Ama mesela burada uzun süre farmlasan 20 taneden bir tanesini artı 8'e geçirsin herhalde. Artı 8'i de 24-25'e mi yapıyor? Sizin bileceğiniz iş. Fiyatını düşürüp de satabilirsiniz ama tabii ki upgrade'e karşıyız arkadaşlar. Yani benim söylediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın sakın. Çünkü ben büyük ihtimalle yayında oynadığım için sadece oyunu eşyaları basarım diye düşünüyorum. Ya da satabilirim. Duruma göre bakarız şöyle. Şu 3 tane daha keseyim ben. 20 dakika kaldı farmımızda. Şu an bence bayağı başarılı bir farm olduğunu düşünüyorum. Şimdi yorumlarda da belirtin kardeşim ben 10 saat farmlıyorum bu kadar drop alamıyorum ya da normal almışsın diye farma atan arkadaşlar. Yorumlarda belirtsinler. Oyundan para kasıyoruz mu onu da bilmiyorum. İlk baştaki sahneyle bakarız. Büyük ihtimalle de 1 saatte 100 tane kessen 100K 1000 tane kesiyor muzdur onu da bilmiyorum. Tek bildiğim şey neyse uzatmayalım devam. Küfür seslerini duyar gibiyim sövmeyin. Bir tane daha aldık. Şu anda 43 dakika oldu. Bunları alırken de aynı zamanda bir tane Guardian Shield atmış. Ne zaman attığını bilmiyorum. Bir tane Pre-CV donluk attı. Moon Cleaver attı. Yani bu Rogue'ye ya da Rogue'ye dışında eşya dışında para edeceğini zannetmiyorum. Ya bu Heavy Plate'leri falan Pre-S'leri satacağız satarız büyük ihtimalle. NPC'ye. Vallahi beyler ya. Yolundan anonim şirketi. Harbi yolunda AŞ diye bir klan kurabilirim bu arada. Şunu da keseyim. Keyifli güzel farm oldu. Devam ediyoruz. Takı drop'u aldık. Traveler's Belt art, 8 Magic Power Bonus veriyor. Bunu bilmiyorum satılmaz. Dex olsaydı 400K'ya 500K'ya satardık da. Ama demek ki buranın takı drop'u da mevcutmuş. Ulan bir rare takı atsak efsane olacak da. Şu an perdeden dolayı ekran bir siyah oluyor bir beyaz oluyor. Bir 4 dakikam kaldı. Şu adrenalin bittikten sonra artık buradaki farmda sona erdireceğiz. Bekleyelim bakalım. Görüşürüz. Bir dakika kala açacağım tekrar kaydı. Evet, slottan çıkmamıza 1 dakika kaldı. 1 dakika sonra buradaki farmı bitireceğiz abi. Sonra diğer farm slotlarına doğru yola çıkacağız. Tabii önce bu video bitirmeden önce gideceğiz pazara düşürdüğümüz eşyaların ederlerini birlikte göreceğiz. Topluca koyarım pazara bir tur. Satılmazsa eğer bakarız duruma göre. Tabii sizler de bunlardan haberdar olursunuz abi. Öyle keselim. Bir tane daha Rogue Heavy Plate kafalık geldi en son. Şunlar güzel. Watcher Clueless'lar güzel ama Golden Bow'u az attı. Golden Bow 500K kesin satılan bir eşya. 20 saniyemiz kaldı. Şöyle bir spot daha döneriz herhalde.
tane daha Spike'e de alsaydım çok tatlı olurdu. Ama zaten 5 tane Spike'e de drop'u aldık. Yani Allah'tan belamızı mı istiyoruz? O zaten orası 7.5M para yapıyor. Ben daha yeni 10M sattım oyun ekse. Pardon 8M sattım oyun ekse. Bir tane pet aldım 8M satıp. Sizler de eşyalarınızı Oynex'ten rahatça alabilirsiniz abi. Premium'dur, işte cash'tir falandır filandır. Slot'u bitireyim. Farm'da salayım. Bunu da keselim. Kaldı mı başka? Yok. Tamamdır. Burası okey. Ne yaptık? Bir saat farm attık. Bir saatte tamı tamına şöyle bakalım. 5 tane artı 7 spike aldık arkadaşlar. Bunların tanesinin 1.5M olduğunu düşünüyorum. Bakacağız. 7.5M yapacak yani burası. Bir tane Golden Bow artı 1 aldık. 500K'da bu 8M. 4 tane Cleaver'ı tanesi 250K'dan 1M sayıyorum. 9M para yaptı. 3 parça da 200K'lık, 250K'lık Rogue Heavy Plate geldi. Yani yaklaşık ıvırıyla zıvırlıyla 10M para kastık bir saatte burada. Bu Traveler's Belt Magic Power Bonus 8 takı para eder mi bilmiyorum ama buradan 8 takı atıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi ben gelin pazara fiyatlarına bakmaya gideyim. Sizle beraber görelim. Evet pazarımıza geldik. Ben ufakça bir göz gezdirdim arkadaşlar. Sizlere de göstereyim. Şöyle artı bir burada Cleaver var mesela. 250K. Golden Bow'u geç. Şöyle. Spike artı 7 pazarcı bu arkadaş. 7 level çünkü. Koyalım. Spike artı 7'leri 1666'ya koymuş. Arkada bir tane pazarda tek bir tane spike gördüm. Onu 1M 150K'ya koymuştu. Golden Bow artı 1'e bakalım. 600K'ya koymuş Golden Bow artı 1'de de. Bir tane daha spike artı 1 var. Bu ucuza koymuştur 65 level. 1200'e koymuş. Golden Bow'ları 500K'ya koymuş. Büyük ihtimalle bu arkadaş da aynen şeyde farmlamış olabilir bizim farmladığımız yerden. Biz Excalibur drop'u almadık hiç. Golden Bow'lara bakalım. Golden Bow. Golden Bow'lara bakalım. 444K. 500K'dan gidiyor arkadaşlar. Ben sattım çünkü aldım da çok. Artı bir donluğa bakalım şöyle. 250K'ya koymuş. Dediğim gibi 250K. Şu Spinning Axe artı 5'i kaça koymuş lan? Bende artı 6'sı var. O yüzden bakıyorum şu an sadece. 10M 500K. Biz 20M'i çok rahat satarız. Neyse onun bir önemi yok şu an. Gelin birlikte tekrar hesaplayalım. Roge, şu donluk bu kafalıkları 250K'dan. Cleaver'ları da 250K'dan. Golden Bow'da 500K'dan sayıyorum. Ne yaptı? Spike'ları da 1.5M'den sayıyorum. 1.5M'den satacağımı düşünüyorum. Satamazsam sonraki videolarda görürüz. En kötü 1M olur. En kötü hesapla 1M'den bile saysam 5M, 6M, 6.5M, 7M'den fazla para kasmış oluyorsun. Ama ortalama satmak istediğin fiyattan sattığım zaman da 10M'de bir saatte farm atmış olacağız. Bunların satılma süresini de sonraki videolarda, sonraki farm videolarımızda söyleriz. Şu şekilde sattık, şunu yaptık diye belirtiriz. Bu tarz farm videolarının devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın abi. Çekmemi istediğiniz slotlar olursa da yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Ufak ufak tekli slotlardan başlayacağız. Sonra epic slotlara doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Güzel bir serüven olacak, macera olacak. Buradan kastıklarımıza da çarınız diyeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.